sonunda başardık bu işi. Kanalıma hoş geldiniz. Kargomuz geldi. Ta Erzurum'dan. Neden ta Erzurum'dan aldık? Çünkü çevrende bulunan elektrikçilere baktım ve bulamadım. İnternet üzerinden alınca da Erzurum'dan gönderilmiş oldu. Açalım bakalım. Böyle açılmış, kurcalanmış bir ürün göndermişler. Yazık. 160 lira para verdim buna. Kargo dahil. Bu ürüne yapılan yorumlar 2.4 amper USB 2 tane. Yorumlarda bu kısmın bu hata uymadığını, şu kısmın geniş olduğu falan yorumları var. Şimdi bir ölçelim. Sonrasında da bakalım olacak mı olmayacak mı görmüş olalım. Ölçülerine baktığımızda 5 santimlik bir derinlik yeterli olur kanalda. Çapı ise şu yandaki sıkıştırma kancalarından dolayı 6 santimlik bir çap ihtiyacı olacak gibi görünüyor. Bakalım eski prizin yerine olacak mı? Güvenlik için prizi yerinden çıkarmadan önce sigortayı kapatalım. Eski prizi yerinden çıkartalım. Şuradaki ve şuradaki vidayı söküyoruz. Böylece gevşeyecek. Kabloların takılı olduğu şu vidaları da sökmemiz lazım. Şunu ve şunu. Topraklamayı da sökelim. Onu unutmuşuz. Şimdi bir ölçümü yapmamız lazım. Bakalım kanalın genişliği ne kadar? Evet, ölçtüğümüzde 5,5 geliyor. Sığıp sığmayacağından tam emin değilim. Şöyle kabloları gittiğimiz zaman ne kadar olacak bakalım. Evet, biriz bakalım kanala oturuyor mu? Evet, giriyor. Sıkıntı yok. Çapta bir sıkıntı yok. Olmasa azıcık daha genişletilebilir şuradan. Ama kablolar daha geriye gitmesi lazım. Daha derin olmalı. Derinlikte sıkıntı yok. Bayağı derin yapılmış. Ama şuna yan taraftan gelen plastik boru bunun içine girmiş ortaya kadar. O ilerlemesini engelliyor. Olmazsa onu birazcık kesip kablolara daha geriye gitmesi için yer bırakmamız lazım ki bu yerine otursun. Şimdi bu prizdeki, yeni prizdeki ortadaki vidayı açarak şu kenardaki çerçeveyi çıkaracağım. Prizin ortasındaki vidayı çıkarttıktan sonra şu çerçeve bu şekilde geliyor. Evet, işi de bu şekilde. Diğer çerçeve bunu olur mu diye merak ettim. Şöyle bakayım. Önce bunu koyalım. Eski çerçeveye uyum sağlamıyor. Yeni çerçevenin şu iç alanı biraz daha genişmiş. Merak eden varsa olmuyor. Şu siyah boruyu şöyle kabloları zarar vermeden kesip sıfırlayacağım şuradan. Kablolar böylece arkaya dolanıp şurada durabilsin. Kesmiş olduk. Böylece kabloyu dolamak için daha fazla alan bulmuş olacağım. Şimdi kabloları prize monte edelim. Mavi, yeşil sarı ve kahverengi. Üç kabloyu da yerine taktım ve vidalarını güzelce sıkıştırdım. Şimdi sıra geldi bunu yuvasını oturtmaya. En zor kısmı burası zaten. Ve herkesin zorlandığı yer burası.
bu kabloları buraya içeri iyice oturtmamız lazım ki priz içeri girebilsin. Alttan alalım. Kabloları biraz eğelim. Ve yuvaya çevire çevire spiral şekilde olacak şekilde koymaya çalışalım. Bakalım ne olacak. Zorlanıyor. Yanlarda sıkıntı yok ama şu kablolar keşke arkadan olacak şekilde yapılsaymış diyeceğim. Çünkü kalınlığını arttırıyor, genişliği arttırıyor ve sığmıyor. Bakalım biraz daha ezelim. İyice yaklaştıralım, ezelim. Gibi. Tam oturmadı. Kabloları dönecek şekilde ayarlayıp şöyle çevire çevire iyice ezip arkada fazla kalınlık oluşturmaması için uğraştım. Bakalım. Evet oturdu. Sonunda başardık bu işi. Şu iki vidayı sıkıştırarak prizi sağlamlaştırıyorum yerine. Evet, şimdi de çerçeveyi yerine takıp işi bitirelim. Yani eski prizlerde bu iş daha da zor. Bizim priz yeni olduğu için yuvasına oturmakta sıkıntı yaşamadı. Biraz zorlandık ama işi yaptık. Kutunun yırtık olmasından dolayı ürünün markasını söylemeyi unuttum. Mutlusan. İkili USB'li topraklamalı priz ve çocuk korumalı aynı zamanda. Yuvaya oturmakta biraz zorlanıyor. Nedenini bilmiyorum. Bir daha deneyelim. Evet, oturdu. Artık sıkıştırabiliriz. Evet, prizimiz hazır. Şimdi sigortayı açıp deneme yapacağız. Telefonun USB kablosunu taktım. Şarjına bakalım. %5 olmuş. Tamamen bitmişti bunun şarjı. %6 oldu. Şarj yapıyor. İkincisini deneyelim. Aynı anda. Bakalım. Şarj ediyor mu? Evet. Şarj gerçekleşiyor. İki telefonu aynı anda şarj edebiliyor. Evet, bir de normal prizi deneyelim bakalım, topraklamalı. Çocuk koruması olduğu için biraz zor giriyor. Evet, prizde de sıkıntı yok. Böylece biraz zorlandık ama güzel bir prizimiz olmuş oldu. Artık adaptörlere, şarj cihazlarına ihtiyacımız yok. Direkt takabileceğiz. Prizden telefonlarımızı şarj edebileceğiz veya USB ile şarj olan diğer cihazlarımızı şarj edebileceğiz. Böylece videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olabilirsiniz, beğenebilirsiniz. Yorumlar bölümüne yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.